İzleyenler, gerçekten çok önemli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Oğuz Kağan Salıcı. Üstadımla Sayın Beyefendi'yle konuşmaya devam ediyoruz. Çok kritik bir yerde reklam arasına girdik. Evet. Hemen olayı toparlayarak yine efendim. Ben hiçbir şey sormayayım. Buyurun. Evet. Şimdi adayımızı 4 ay ile 6 ay arasında bir süre içinde seçime açıklarsak bu dünyada en başarılı olarak görünen kampanya süresi olduğunu söyledik. Bu birincisi. İkincisi, bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Bizim kamuoyumuz daha çok kişi isimleri üzerine takılıyor. Halbuki şöyle düşünün. 90 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Aslında doğru soru şu. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ne yapıyor? Oraya geleceğim. Sorun da şimdi var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi örgütü çıtayı yükselttiği zaman onun üzerine gelecek olan aday o çıtayı alıp daha yukarıya koyabilecek bir aday ise eğer zaten seçimi kazanmak için bir şey sahibi olmuş oluyorsunuz. Bir başarı sahibi olmuş oluyorsunuz. Bunu bütün şeylere yaymak gerekiyor. İlçelere yaymak gerekiyor. Kümülatif başarı diye bir şey vardır. Bir kavram vardır. Siz 39 ilçenin her birini ayrı ayrı örerek oradaki oylarınızı birer puan yukarı çıkarmayı, minimum birer puan yukarı çıkarmayı hedeflerseniz toplamda oyunuzun çok daha fazla artmış olduğunu görürsünüz. Zaten o zaman. Evet. Çalışmayı İstanbul'un bütün ilçelerinin kendi özgün nitelikleri olduğunu düşünerek yürütmek gerekiyor ki biz çalışmayı tam da o şekilde yürütüyoruz. Dolayısıyla bütün bu süreç içinde ki başarı birazcık oradan gelecek. Geleyim bu sizin az önce yapmış olduğunuz açıklamayla evet, anket çalışması ile ilgili bölüme. Cumhuriyet Halk Partisi bir çatı örgütü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına inanan ama kendisini biraz daha sağında gören, birazcık daha solunda gören ya da benim şu şu konularda farklı görüşlerim var diyen herkesi kapsayabilecek bir örgüt. Bu örgütün içinde insanlar birbirleriyle sosyal demokratlık konusunda yarışmıyorlar. Ya da Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda kim nasıl düşünüyor konusunda yarışmıyorlar. Ama şunu biliyorlar. Her Cumhuriyet Halk Partili üyenin farklı bir şey olabilir. Farklı bir yaklaşım olabilir. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde sıfat olarak kendisine cumhuriyetçi diyen yurttaşlarımız var. Sosyal demokrat diyen var. Ulusalcı diyen var. Devrimci diyen var. Atatürkçü diyen var. Daha 10 tane daha. Siz kimlerdensiniz? Daha 10 tane daha sayabilirim size. Siz kimlerdensiniz efendim? Söyleyeceğim. Bu şu demek. Biz hepimiz aynı partinin üyesiyiz. Aynı programa inanıyoruz. Aynı genel başkanın başbakan olması için çalışıyoruz. Ama ben kendime bu sıfatı layık görüyorum. Yani onu daha fazla ön plana çıkarıyorum. Evet efendim. Ama aslında bu insanların büyük bir kısmı birbiriyle Cumhuriyet Halk Partililerin büyük bir kısmı birbiriyle çok ciddi çelişkiler içinde olan insanlar değiller. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çatı örgütü görevi görmesi çok mümkün. Zaten orada da %56, yanlış hatırlamıyorsam, Cumhuriyet Halk Partisi etrafında bütünleşilmeli diyorlar. Böyle bir yaklaşımla baktığınız zaman birbirinden farklı bir görünen birçok insanın, birçok siyasetçinin Cumhuriyet Halk Partisi olması bizim için bir zenginliktir. Bizim için bir dinamizmdir. Hani derler ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı sesler çok fazla çıkıyor. Daha bugün öğlen haberlerinde Mecliste Sayın Burhan Kuzu'yu izledim. Evet. Sayın Burhan Kuzu ben Kürtçe eğitime karşıyım dedi. Ondan sonra dedi ki hani AKP'de tek ses çıkıyor diyorsunuz. Bakın işte ben başka bir ses çıkardım dedi. Dedi. Şimdi bu tür farklı açıklamalar partiler için zenginliktir aslında. Ne kadar çok fikir yarışırsa, ne kadar çok fikir tartışılırsa başarılı olma ya da ortaya çıkacak nihai fikrin o kadar bütünlüklü olması ihtimali ortaya çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu oluyor. Bazen biraz fazla oluyor. Belki bazen biraz fazla göze batıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmaya çalışan bir parti. Bizim siyasi geleneğimiz biraz farklı bir siyasi gelenek. Biz kendi aramızda yarışmayı ama kazanan arkadaşımızın, parti içindeki yarışta kazanan arkadaşımızın arkasında partinin siyasi kültürü gereği dimdik durmayı önemseyen bir şeyden geliyoruz. Siyasi çizgiden geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik problemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplumla bütünleşememe gibi bir problem yok. Yalnız şu var, az önce ondan bahsettim. Bizim üzerimizde bizden kaynaklanmayan önyargılar var. Bu önyargılar bizim tarafımızdan üretilmemiş. Ama bizim üzerimize yapıştırılmış bazı önyargılar var. Şimdi kimin ürettiği önemli değil. Sonuçta bu önyargı bizim üzerimizde duruyor mu durmuyor mu? Duruyor. O zaman bizim toplumun farklı kesimlerine bu önyargıları ortadan kaldıracak iletişim yöntemleri bularak gidip evet, onlarla ulaşmamız gerekiyor. Sayın Başkan, bu akşam sizi beklerken ben şirketimizin yemek salonunda akşam yemeğini yedim. Afiyet olsun. Sağ olun. Keşke siz de gelseydiniz. Programımız vardı, evet, o yüzden gelemediniz.
Zaten ben size bir yemek borçluyum. Siz beni yemeğe aldınız da ben evet, de. Evet, sağ olun. Şimdi polis arkadaşlar geldiler yemek yemeye. Sohbet ediyoruz. Dediler ki bana, Ziya Osman Bey, bu akşamki programınızda konuğunuz Oğuz Kağan Bey'miş. Evet. Ya bizim işte bir soru sorar mısınız? Tabii. Buyurun dedim. Genelde Oğuz Kağan Bey'i böyle hareketli eylemlerde görüyoruz. Evet. Gezi Parkı, Taksim olaylarının birebir içindeydi ve bize karşı biraz kırıcı davranıyor. Söyleyin de biraz daha kırıcılıktan uzak davransın dedi. Ben de polis arkadaşlarının tercüman olarak söylüyorum. Evet, iyi yaptınız. Neden böyle olayların içinde çok oluyorsunuz Sayın Başkan? Şimdi bakın, biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partisi ortada bir toplumsal muhalefet var. Bu bazen doktorlar, bazen öğretmenler, sanatçılar, bazen sanatçılar, bazen toplumun farklı kesimleri bir araya geliyor. Bazen tekel işçiler oluyor, evet, bazen evet, kadın gruplar oluyor. Doğru. Farklı farklı kesimler oluyor. Bazen cumartesi anneleri oluyor, bazen mütedeyyin kesimler oluyor. Şimdi ben ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanıyım. Toplumsal muhalefet neredeyse onun içinde olmak benim görevim. Bir kere kimse bundan dolayı yadırgamasın. Toplumsal muhalefet nerede varsa orada ben onun içinde olmak durumundayım. Bazen tek başım olurum, birkaç arkadaşım evet, olurum. Bazen daha geniş gruplar halinde olurum. Polis arkadaşlarımıza karşı bizim bir ön yargımız yok. Benim hiçbir ön yargım yok. Evet. Bu ön yargı olmadığı için zaten benim şimdiye kadar hiçbir devlet görevlisi arkadaşımıza ya da polis arkadaşımıza ne hakaret ettiğimi gördüler, ne de onlara karşı kaba davrandığımı gördüler. Ama ben olaylara tartaklandığımı hatırlıyorum. İstanbul İl Başkanıyım ben ve 8 ay sonra 30 Mart'tan hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımız zaman İstanbul'u yöneten partinin il başkanı olmuş olacağım. Bizim devletle aramızda bir sorun olması mümkün değil. Biz bu devletin daha demokratik, daha vatandaştan yana, yani halktan yana olması için çaba gösteriyoruz. Ama mümkün olduğunca partizanlıktan uzak bir devlet görevlisi profiliyle karşı karşıya gelmek isteriz. Eşit davranabilmesi açısından. Sayın valimizi ben ilk göreve atandığımda İstanbul valisini, hala İstanbul valimiz, ziyaret ettim kendisini. Nezaket ziyaretiydi. Kendisinden bir tane dileğim oldu. Dedim ki efendim, biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partisinin iktidar olabilmesi için devletin eşit mesafede durması gerekir. Sizden ricam eşit mesafede durun. İktidar partisi sizi atamış olabilir. Siz hükümete bağlı olarak çalışıyor olabilirsiniz. Ama devlet adamlığı gereği muhalefet partisine eşit mesafede, iktidar partisiyle beraber eşit mesafede durursanız evet, muhalefet partisinin iktidara yürüme imkanı olur. Muhalefet partisinin de yapmış olduğu yanlışlıklardan dolayı ders çıkarma imkanı olur. Demokrasi dediğiniz şey böyle bir şey zaten. İki kanadı olan kuştur demokrasi. Tek kanatla hiçbir kuş uçmaz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin demokrasisinin daha ileriye bir noktaya gitmesi için devletin vatandaşına eziyet eden değil, vatandaşına hizmet eden bir devlete dönüşmesi için mücadele gösteren bir parti. Onun için bizim ne sayın devlet memuru arkadaşlarımıza, polislerimize ne de onun dışındaki toplumsal kesimlere karşı hiçbir ön yargımız yok. Devletin polisi oldukları söylüyor. Evet. Peki efendim. Siz Gaziantep Islahiye'lisiniz. 72 doğumlusunuz. Yaklaşık olarak 41 yaş grubunda olan bir beyefendisiniz. Sordum ben size, hem sorumda var hem de sohbetimize sordum. Sayın Başkan, tüm zenginliklere, tüm renklere saygımız elbette var. Biz bir toplumuz. Aleli misiniz dedim, dediniz ki hayır. Kürt kökenli bir kardeşimiz misiniz dedim, hayır. Dediniz ki Arap mısınız dedim, yok ben dediniz, ıslah edelim bir Türkmeniyim dediniz. Şimdi soruda var ya, bak danışmanlığın anketinde, CHP'de bir Alevi Partisi algısının ağırlıklı olduğu söyleniyor. Siz bu Alevi kardeşlerimizden değilsiniz. Bu partide nasıl karşılandınız? Dışlandınız mı? Ki sanmıyorum, koskoca İstanbul İl Başkanı. Nasıl bir hava yakaladınız, havayla karşılaştınız efendim? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partililer kendi kişisel kimliklerinden konuşmayı çok sevmezler. İnançları ya da etnik kökenleriyle ilgili çok fazla konuşmayı sevmezler. Ben de çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne karşı belirli bir etnik kökenin ya da belirli bir inanç anlayışının yakın olduğuna dönük bir ön yargı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu hani az önce bahsettik ya, böyle bir durum olmasa bile bizim üzerimize yakıştırılmaya çalışılan şeyler oluyor. Anladım. Şimdi bizim görevimiz bunları ortadan kaldırmak. Şunu söyleyeyim, ne benim
ne de başka herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili'nin inanç ya da onun dışındaki özelliklerden dolayı, ki bunların büyük bir kısmı doğuştan gelen özelliklerdir. Tabii ki. Doğduğunuz aile, doğduğunuz kültür, doğduğunuz coğrafyada bunu inancıdır edinirsiniz. Hiç kimse hayata gelmeden önce kendisine bir soru sorulmaz. Sen nasıl bir inanca sahip olmak istersin ya da nasıl bir ailede doğmak istersin diye. Çok doğru dediniz. Dolayısıyla bunların hiçbirisi bir diğerine bir üstünlük vesilesi değildir. Bizim sonradan edindiğimiz kimlikler olmadıkları için. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bu konudan dolayı bir diğerine bir üstünlük taslamaz. Toplumun hiçbir kesimine karşı da böyle bir şey içinde değildir. Psikoloji içinde değildir. Onun için de bu tür konuları biz Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok fazla konuşmayız. Bizim için olan insandır. Dürüstlüktür. Onun doğru, düzgün, partiye hizmet eden, ülkesine hizmet eden bir vatandaş olmasıdır. Peki efendim. Gerisi de ferahattır. Çok güzel şekilde anladım. Sayın Oğuz Kağan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı olarak nasıl bir çalışma metodu izliyorsunuz? Birebir. Vatandaşımıza gidiyoruz. Vatandaş nerede? Evinde. Vatandaş nerede? İş yerinde. Metroda. Meydanda. Siz de Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gitmiştiniz. Biz de gidiyoruz. Doğru efendim. Gece çalışan meslek gruplarına gidiyoruz. Örneğin itfaiyeciler gece çalışıyor. Onları kimse görmüyor. Gece onların yanına gidiyoruz. Bir sıkıntınız var mı diyoruz. Sabah saat 5'te balık haline gidiyoruz. Ertesi gün insanlar gidip pazarda balıklarını alıyorlar ama sabah saat 5'te o balık haline çıkıyor. Fırıncıların yanına gidiyoruz. Toplumda farklı, gece çalışan gazetecilerin yanına gidiyoruz. Toplumdaki farklı grupların, meslek gruplarının ya da kesimlerin yanına gidiyoruz. Onlara şunu soruyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyorum. Bir sıkıntın var mı? Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir partidir, böyle bir partidir. İşte prensipleri budur. Bunlardan bahsetmiyoruz. Bu o vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıracak bir sohbet değil. Benim bütün derdim şu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden olduğu zaman vatandaşın, bize oy veren vatandaşın hayatını nasıl kolaylaştıracağız? İstanbul gibi bir yerde vatandaşın hayatını nasıl kolaylaştıracağız? Evet. Trafik açısından, güvenlik açısından, istihdam açısından ya da onun dışındaki konularla ilgili. Vatandaş yerel seçimlerde hizmet odaklı bakıyor. Ben sana nasıl hizmet ederim? Benim bütün derdim bu. Birebir gidiyoruz onun için vatandaşla. İki, yanlışları anlatıyoruz. İstanbul'da yapılan yanlışları anlatıyoruz. Örnek, ben bugün buraya 1,5 saatte geldim. Telefona demişsiniz evet. Nereden geldim? Taksim'den geldim. 1,5 saatte ben neden bir Taksim'den Yenibosna'ya gelmek zorunda kalayım? Yazık değil mi? 19 yıldır yönetiyorsunuz. Gözünüzü seveyim, bunu da bu işi de bir çözsenize. Yani bunu niye çözemediniz? Şimdi mi aklınıza geldi metro projelerini açıklamak? Bir 19 sene devam vermemiz gerekiyor bizim sizin İstanbul'un ulaşım problemini çözmeniz için. Bakın size bir şey söyleyeyim. Buyurun başkan. 2013 yılı Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ne kadar biliyor musunuz? 24 milyar lira. Vatandaşlarımızın kafasında daha net somutlaşsın diye söyleyeyim. 2013 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi 2.7 milyar lira. Yani neredeyse 10 katı. 10 katı. 10 katı, İçişleri Bakanlığı'nın 10 katı büyüklüğünde bir bütçeyi kullanıyorsunuz. Ama İstanbul'un trafik problemi hala çözülmemiş durumda. Biz şunu söylüyoruz. Yaptıklarınız için teşekkür ederiz. Şimdi değişim baktı. Daha iyisini yapabilecek kadrolar, daha iyisini yorulanların yerine gelebilecek olan bir ekip var. Bu ekip kendi adayını da ön plana çıkararak İstanbul'u yönetmeye talip. Açın gençlerin önünü. Yeni bir anlayış İstanbul'u yönetsin. Bir de o yeni anlayışı bir görün. Dolayısıyla bizim buradaki esas şeyimiz bu. Esas yaklaşımımız bu. Bir başka şey daha yapıyoruz. Örneğin şurada gördüğünüz gibi bir e-seçmen kartımız var. Biz bunu bütün İstanbul'a dağıtıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesine girdiğinde bunu görürsünüz. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Seçimlerin meşru ve doğru olmasını sağlamak. Giriyorsunuz, TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz, butona tıklıyorsunuz. Sizin oturduğunuz apartmanda oturan bütün vatan seçmenlerin listesini görüyorsunuz. Tek de çıkıyor. Kontrol etme imkanına sahip oluyorsunuz. Bir yanlışlık varsa nüfus müdürlüğüne başvurup o yanlışı düzelttiriyorsunuz. Türkiye şeffaf, adil, katılımcı ve meşru seçimler yaptığı sürece daha ileriye gider. Gitmezse, yapmazsa işte o zaman kendi iç tartışmalarına boğulur ve o iç tartışmalar bizi hiçbir zaman dünya liginde birinci sıralarda olan, ilk sıralarda olan ülkelerden bir tanesi haline getirmez. Bu seçimde bizim sürpriz adaylarımız olacak. Sürpriz. Nasıl sürpriz? Evet değerli izleyenler, iyi dinleyelim burayı. Şimdi bazı sinyaller geliyor Sayın Başkan'dan. Sürpriz derken şöyle sürpriz. O hani ön yargıyla bakan ya da bize karşı belli bir mesafede duran kesimlerin ya Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir aday göstermez diyeceği tipte adaylar olacak. Başörtülü bir aday olabilir mi? Olabilir, neden olmasın? Bizim başörtüsüne karşı bir şeyimiz yok ki. Bir ön yargımız yok ki. Bizim toplumda din üzerinden,
inanç üzerinden ya da etnik köken üzerinden gidebilecek hiçbir şeye karşı bir önyargımız yok. Kendi içimizde bu önyargı olmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partililerin kendi içinde bizim topluma dönük bakışımızda da böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir sorunumuz yok. Örneğin kadın adaylar göreceksiniz. İstanbul ilçelerinde kadın adaylar göreceksiniz. İnşallah. Onun dışında kadın adayların dışında genç 30'lu yaşlarında adaylar göreceksiniz. Aday demiyorsunuz, adaylar diyorsunuz. Demek ki tabii adaylaştıktan sonrasını evet, söylüyorum. Demek yani ki birden fazla olacak bunlar. Fazla olacak çünkü birden fazla aday adaylar arasında birden fazla talipli var. Evet. Aynı zamanda toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi çizgisiyle o hani kemikleşmiş gibi duran, insanların kafasında kemikleşmiş gibi duran ama Cumhuriyet Halk Partililerin aslında öyle bakmadığı siyasi çizgiyle örtüşmediğini düşündüğünüz isimler de görebilirsiniz. Çok ilginç. Bizim söylemiş olduğumuz şeyleri, yani toplumun hiçbir kesimine karşı bir önyargımız yok dediğimiz sözü, bu bir cümleyi insanlara gösterebilmemiz lazım. Hayata geçirmemiz lazım. O zaman adaylarımızı açıkladığımız zaman da ya evet il başkanı söylemişti dersiniz. Biz toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir yapıyı ortaya koyabilme derdindeyiz. Bizim bütün hedefimiz bu. Onun için bu aradaki 500 bin seçmen farkı bizim için kapatılamaz bir fark değil. Onu kapatmanın çok farklı şeyleri var, çok farklı yolları var. O yolların da tamamına yakınını biz şu anda kullanıyoruz. Bir de bana yemek dediniz ki Ziya Osman Bey sandığa sahip çıkmak zorundayız. Her sandıkta 4 tane üye mi olacak? Evet. Sandıklarda sabah 7'den gece 2'ye kadar. Evet. İl Seçim Kurulu'na sandıklara gidene kadar sahip çıkacağım dediniz. Aynen. İstanbul'da 32.145 tane sandık var. Bu sandıkların hepsinde en az 2 tane Cumhuriyet Halk Partili şu anda yazılmış durumda. Evet efendim. 32.145 çarpı 2 ortalama 65 bin kişi yapar. 65 bin tane Cumhuriyet Halk Partili şu anda o sandıkların başında seçim günü durmaya hazır. Aynı zamanda o her sandığın 300 tane seçmeni var. O 300 tane seçmenin kapısını çalıp merhaba ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden geliyorum. Bir sıkıntınız, derdiniz, bizim sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye soracak. İkinci bir nokta, o 4 sayısına nasıl ulaşacağız? Sosyal medya üzerinden ulaşacağız. Evet. Biz seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adına ya da üye olmasalar bile sandıkların başına durmak istiyoruz diyen yurttaşlarımızı oraya alacağız. Onların orada bulunmalarını sağlayacağız ve sandıkların güvenliğini sağlamış olacağız. Evet. Sayın Oğuz Kağan Salıcı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak davetimi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. TGRT izleyicileriyle buluşma imkanı verdiniz. Çok sağ olun. Size söz veriyorum. En kısa zamanda bir program daha yapacağız. Çünkü anlatacağınız çok şey var. Memnun olurum. Biraz daha çalışmalarınız somut hale gelsin. Evet, memnun olurum. Değerli izleyenler, Sayın Salıcı'yı programımıza konuk ettik. İstanbul alan Türkiye'yi alır, CHP'yi iktidara getirmek istiyoruz diyen Sayın İl Başkanı'nın konuşmalarını dinledik. Efendim, biz yarın sabah Amerika'nın başkenti Washington DC'ye gidiyoruz. IMF, Dünya Bankası toplantılarını ve ekonomik durumu yerine takip edeceğiz. Yaklaşık 9 gün sonra beraber olacağız. Aldığımız en ince ayrıntıları döndüğümüz zaman sizlere anlatacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Efendim en kısa zamanda görüşmek üzere. Bir dahaki cuma akşamı da bir başka programımızı tekrar ekrana getirmiş olacağız. Hoşça kalın efendim.